Sen de DJ'yi arkadan getir. Pozisyon alın. Ya nerede kaldı bu adam? Ne olursa olsun buradan çıkma. Memati, Abdüley çıkmayın! Abdüley, benim duyduğumu sen de duydun mu? Duydum. İyi misin? Abdüley, ustaydı değil mi o? Ben kayıptan duymadım. Yok abi. Sesime niye cevap vermiyor o zaman? Usta! Yeri anlaşılmasın diye abi, niye olacak? Abi kurşun sesinden tırstık. O yüzden mi biz öyle geldi diyorsun? Ustanın sesini duyayım, bir şarjör mermi yemeye razıyım. Niye uzadı bu kadar? Yaralı Polat'la pusuya düşmüş Memati'yi getirmekten aciz misiniz? Efendim, kaybımız çok. Böyle bir direnişi beklemediğimiz için ekibi kalabalık tutmadık. Mazeret istemiyorum. Ne pahasına olursa olsun Polat Alemdar ölecek. Gerekirse İzzet'in adamlarını kullanın. Efendim, çok amatörler. Faydaları olmuyor. Sizin burada olmanız riskli. Sen işine bak. Ben ayrılacağım zamanı bilirim. Sesini çıkarma. Çabuk ol, çabuk! Kaldır getir şunu! Çabuk ol, çabuk! Efendim, ben de müdahale edeyim mi? Hayır, sizi riske atamam. İkisini çağır, gidiyoruz. Gidiyoruz. İçeri gel. Memati benim! Sizin kurşununuzla ölmek istemiyorum! Çok şükür abi yaşıyor. Söyledik oğlum. Ölmez dedik. Hadi arabaya. Abi bir şarjör alacağın var. Hesabına yazıyorum. Yaz yaz. Usta. İyi misin? Kim usta? Şerefsiz İzzet'in
karısı. Cahit. Kadın hamile. Hastaneye yetiştir. Cahit. Tamam abi. Abi sen iyi misin? İyiyim. Hadi arabayı getir. Kızım ne zaman göreceğiz? Baba tanınacak halde değil. Onun için arkadaşlar DNA testi yapıyorlar. Birazdan netice çıkar. Baba. İnsanın sevdiğini kaybetme ihtimali bile çok ağır bir şey. Onu bir daha göremeyeceğini, onunla konuşamayacağını, hatta ona kızamayacağını düşünmek bile insanı çıldırtıyor. Kızım, Yaradan insanoğluna acıyla münasip sabrı da veriyor. Bize düşen sabırla acımızı yaşamak. Çünkü bu dünya hayatının sonsuz olmadığını, bizim de bir gün kaybettiklerimizin yanına gideceğimizi biliyoruz. O yüzden ölüm dediğimiz geçici bir ayrılık. Adı üzerinde baba, ayrılık. Geçici de olsa sonunda kavuşacağını da bilsen çok zor. Unutma ki geldiğimiz yerden de ayrılıp bu dünya hayatına geldik. Yine döneceğimiz yer orası. Buyurun savcı. Baba o değil. Polat değil. Ölen kimmiş evladım? Bilmiyoruz. Kimlik tespiti yapamadık henüz. Büyük geçmiş olsun efendim. Hüsnü bana temiz elbise getirsinler. Baş üstüne efendim. Usta bu İzzet şerefsizi seni satmaya kalktı öyle mi? Öyle mi madem? Bütün siyahı peşimizde. Niye onlara satmamış ki o zaman? İzzet'i eline geçirdiğinde sorarsın be madem. Usta ona soru soracak kadar yaşatmam bu saatten sonra. Abi ne yapacağız? Hem Amerikalılar hem İsrailliler üzerimize geliyor. Bizi paketlediler. İnci ile savcı hanım olmasa şu an Guantanamo'da marş ezberliyor olurduk. Leyla sizi Amerikalıların elinden mi aldı? Karaya haber vermiş usta. Bizi tam uçağa bindirirlerken kara geldi şovunu yaptı tabii. Usta sen bu adamı yaşatırken bir bildiğin varmış. Amerikalıları telef etti. İnadıma böyle konuşuyor abi. Ben karaya şişiyorum ya. Nerede şimdi o? Amerikalılar bunu yanına bırakmazlar. Abi ofise kapattım. Abdüley sana git bak dediysek adam oraya kapat mı dedik? Abi sen yoksun diye rahat durmuyordu. Fazla zıplamaya başlamıştı. Bana yapacak başka bir şey bırakmadı. Gittim ihtiyarlardan sen ortaya çıkana kadar görevi devraldım. Ne yaptın, ne yaptın? Abi sen dağılmıştın. Yani birimizin sorumluluğu üstlenmesi lazımdı. Yedirtme lan sorumluluğunu. Karşında çocuk mu var? Öyle veya böyle ben senin abinim, büyüğünüm. Arkamdan dolanıp nasıl böyle bir şey yaparsın? Abi o sıra senin laftan anlayacak halin yoktu. Sen bizden daha akıllısın tabii. Soğukkanlısın. Daha abini bulmadan koltuğuna oturursun. Emati. Yok usta. Benim makam, mevki, rütbe umurumda değil. Ama her şeyin bir raconu var, zamanı var. Sen kaybolalı iki gün olmadan... Emati, Abdüley kendince doğru olanı yapmış. O zaman ben başka yanlış yapmadan gideyim. Memati abi. Üzerine gitme. Öfkesi yatışınca konuşursun. Erhan nerede? Abi vuruldu.
Ne? Abi. Geçmiş olsun gülüm. Abi seni gördüğüme çok sevindim. Beni canından çok sevdiğini biliyorum. Ama isterdim ki ben ölsem de bizim ideallerimizi yaşatmak için yaşayasın. Yani abi ben senin için yaşamayı göze almışım diyorsun, öyle mi? Haklısın abi. Sustur şu çocuğu. İzzet Ağa neredeyse gelir. Kendi çocuğu olmuyor diye bütün çocuklardan nefret ediyor. Götür şu çocuğu, geliyorlar. Hadi hadi, geliyorlar. Hoş geldin ağa. Hoş bulduk. Buyur ağa. Ağam yeni oldu, ellerinizden öper. Ağam kusura bakma, ani olunca gönderemedim hanımla bebeği. Abi savcı hanım işi sıkı tutuyor. Geldin evladım. Oğlum. Anne. Allah'ıma çok şükürler olsun. Seni bana bağışladı. Hanım, hanım biraz da bize yok, bırak yok. Yeter. Ne oldu baba, iyi misin? Mühim değil evladım, bir şey yok. Mühim değil yavrum. Beni kaldırmaya çalışırken başını vurdu. Baba bir doktora gösterseydin. Öyle büyütecek bir şey değil canım. Hoş geldin. Seni bir daha göremeyeceğim diye öyle korktum ki. Çok endişelendim canım. Benim yüzümden seni de üzmüşler. Sen kurtuldun ya, hiçbir şeyin önemi yok. Hoş geldin. Geçmiş olsun. Yaptıkların için teşekkür ederim. Elif nerede? Yukarıda evladım. Belli etmiyor ama en çok o üzüldü. Ben bir bakayım. Thank you.
Kızım, seni çok özledim. Sen beni özlemedin mi? Ben sana küstüm. Ben yine ne yaptım? Dedemi dövdüler, ninemi dövdüler, sen yoktun. İnci beni sakladı. İnci'yi götürdüler. Sen neredeydin? Babam olsa hepsini döverdi. Abi ölü numarası yaptı. Kes Turan, anlatma. Abi, kara çocukları atlatıp kaçmış. Ne öğrendin? Abi hiçbir iz yok. İşin içinde CIA olunca bütün kapılar kapandı. Ama başka bir gelişme oldu. Polat Alemdar dönmüş. İyi. Cahit'i ara. Polat'la görüşmem lazım. Tamam. Konuşabilir miyiz İnce? Tabii. Sen nasılsın Cahit evladım? Uzun zamandır görüşemedik. Çok şükür baba, iyiyiz. Aman aman. Dikkat edin kendinize. Sağ ol babacığım. İnce. CIA burayı mı bastı? Seni aradılar. Babama vurdular değil mi? Engel olamadım. Biliyorum. Elif'i saklamışsın. Babam gerekeni yaptı, merak etme. Bu babanın meselesi değil İnce. Benim meselem. Abi karı aradı. Seninle acil görüşmek istiyor. Efendim, İzzet'i ne yapacağız? İzzet'e verdiğimiz sözü tutacağız. Polat Alemdar'ı bularak küçümsenmeyecek biri olduğunu gösterdi. Polat Alemdar üzerimize gelecektir. Polat akıllı adam. CIA ile meselesini çözmeden bize hamle yapmaz. Siz CIA'deki adamlara durumun önemini anlatın. Polat Alemdar'ın CIA ile görüşmesine mani olmalısınız. Thank you.
Ali! Bırakın oyunu, buraya bakın. İçinizde bu genci tanıyan var mı? Nereden tanıyacağız? Kim ki o? Veli nimetimiz, hamimiz, babamız Lazia'nın torunu. Alemin gördüğü en büyük kabadayılardan Süleyman Çakır'ın oğlu. Pusat Çakır, babasının dedesinin mirasına sahip çıkmaya gelmiş. Ben de kendisine dedim ki, dedenin sana en büyük mirası, önce namı, sonra bizleriz. Hepimiz emrindeyiz. Pusat Çakır, bu silah bana dedenin yadigarıdır. Şimdi bunu taşımak da sana düşer. Herkese haber salın. Pusat Çakır yarın dedesinin evinde sevenlerini kabul edecek. Ben senin adamlarını, senin hatırına CIA'nin elinden aldım. Alırken de en iyi adamlarımdan biri şehit oldu. Şimdi siz minnetinizi böyle mi gösteriyorsunuz? Kara, adamına üzüldüm. Başın sağ olsun. Eyvallah. Ama bir iyilik yaptın diye bu sana her istediğini yapma hakkını vermez. Bana bir söz verdin. Sözünde duracaksın. Sana verdiğim söz yüzünden CIA benim oğlumu aldı. Adamın elimi kolumu bağlamasaydı alamazlardı fermanı. Şimdi Polat Alemdar, ben buna sıkmıyorsam sahibine olan saygımdandır. Oğlun senin oğlunsa benim de adamım. Onu geri almak benim boynumun borcu. Ama sen bir üslubunu düzelt. Amerikalılar bizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Senin adamların böyle gafil oldukça bizim birbirimize düşmemiz için Amerikalılara gerek yok. Gaflet mazur görülebilir. Ama senin buraya gelip belgeleri almaya çalışman hainlikti. Dua et kafana sıkmadım. Bir dakika. Sen benim ofisimi talan etmeye mi geldin? Polat Alemdar, adamların zafiyet içindeydi. Birinin emanete sahip olması lazımdı. Kara, biz emanete sahiplenmeyiz. Emaneti koruruz. Abdülay gereğini yapmış. Ama madem ki oğlunu zamanında bana emanet ettin, ben emanetini koruyacağım. Eyvallah. Ama 24 saatiniz var. Ferman gelmezse ben buraya tekrar geleceğim. Ama bu defa konuşmaya değil ha. 24 saat sonra ben fermanı almış olacağım. Ama sen sakın buraya gelme. Çünkü benimle böyle konuşmaya devam edersen bundan sonra ağzından kelimeler yerine dişlerin dökülür.
Çıkıyor muyuz abi? Ben tek çıkıyorum Cahit. Bir yere uğrayacağım. Abi sıkıntı olmaz mı? Abi, Memati Bey burada. Sabah olacak neredeyse. Gitmiyor bir türlü. Kapatamıyoruz. Orada olduğuna göre morali bozuldu. Sakın bir şey demeye kalkmayın. Hıncı da sizden çıkar. Dükkana dağıtır. Tamam abi. Tamam koçum. Sen dükkanı kapat. Ben çıkıyorum. Yatmadın mı sen?
Seni bekledim. Konuşmak istiyorum. Çok yorgunum. Yarın konuşsak. Fazla sürmeyecek. Bir şey mi oldu? Benim burada olmam seni mutsuz ediyor. Ayrılmak mı istiyorsun? Seni mutsuz ettiğimi görmeye katlanamıyorum. İnce bir anlaşma yaptık. Çocuk doğana kadar ayrılmayacağız. Ben zamanla senin de beni sevebileceğini sanmıştım. Ama sen yokken... Bir an senin öldüğünü düşününce... Benim yüzümden mutsuz olarak öldüğünü düşünmek beni kahretti. Anladım ki sen onu sevmekten vazgeçmeyeceksin. İnce, ben sana hiç yalan söylemedim. Seni hiç aldatmadım. Ama içimdeki sevgiyi de yok edemem. Tamam işte. Ben de yolundan çekilmek istiyorum. Samimiyetinden şüphe etmiyorum ama... Benden dolayı sana zarar verebilirler. Uzakta olursanız seni de bebeği de koruyamam. Yine kendini düşünüyorsun. Başımıza bir şey gelirse yaşayacağım vicdan azabını düşünüyorsun. İnce, maalesef senin için vicdan azabından başka bir şey düşünemiyorum. Akşam beni aramışsın, uyuyakalmışım. Sana gelecektim ama şansını kaybettim. Sadece ben mi kaybettim? Ben hiç kazanamadım ki kaybedeyim Leyla. Belki dün geceden sonra kazanmaya başlamışsındır. Bir mesaj attım diye sen ne havalara girmişsin? Mesaj mı? Ne mesajı? Mesaj da mı attın? Yok mesaj falan. Sana atıyorum diye mematiye attım galiba. Ne yazmıştın? Ne yazacağım? Müsaitsen bir uğrayayım yazmıştım. Niye uğrayacaktın? Beni bugün emniyete aldırman için. Emniyete gerek yok. Savcılıkta alırlar ifadeni. Sen müdüre talimat ver, beni alsınlar. CIA devlete büyük baskı yapıyor. Hem o baskıyı azaltmamız lazım, hem de ben alınınca onlar beni ziyarete gelir. Bir de onlara ifade veririm. Sen utanmıyor musun? Ekmek yediğin yere hıyanetlik etmeye. Ağam, vallahi yalan. Lan Yezid. Depodan mazotu çalmışsın. Bir de utanmadan götürüp benim tanıdığım benzinciye satmışsın. Ağam, şeytanı uydum, affet. Lan sen şeytana 40 takla attırırsın. Buna öyle bir ders verin ki ibret olsun. Ağam bağışla. Yürü, o zibrikarın hakkı için affet. Yürü. Çocuğum çocuğum var ağam. Ağam gözünü yalayayım. Ne olur ağam bağışla ağam. Bağışla ağam. Zeynel. Yüreğim kaldırmıyor. Git söyle bıraksınlar. Ağam bunu affedersen sonra önünü alamayız. Bütün şoförler aynı haltı yemeye kalkar. Ne yapayım Zeynel? Sen söyle. O zaman kırın elini. Sonra götürün tedavi ettirin. Çoluk çocuğuna da el altından yardım edin. Ağam,
Bu merhamet fazla ama... Peki. Tamam. Sana sormaktan vazgeçtim. Dediğimi yapın. Amma abarttın da. Kıyafetlere falan gerek yok. Çakır, asıl bunlara gerek var. Kabadayının iki şeyi namlı olacak. Biri emaneti, biri de kıyafeti. Sen hiç fiyakası bozuk baba gördün mü? Onlar eskidenmiş reis. Zeki Usta senin dedenin tersi. Baban Çakır, baba olunca ilk ne yaptı biliyor musun? Ne yapacak? Büyük bir icraat yapmıştır. O zaten Allah'ın emri de... Dedenin terzisine bir düzine takım elbise diktirdi. Pusat? Ne oluyor burada? Yenge, Çakır ailesinin emanetini devralıyor. Anne... Bunun olmaması için her şeyi yaptın. Bizi tuttun, yurt dışına götürdün. Yatılı okullara yazdırdın. Ama olmadı. Olmuyor, görüyorsun. Oğlum, sen bunların anlattıkları masallara bak. Ne baban, ne deden, ne de aileleri huzurlu bir gün geçirmediler. Hep tetikte yaşadılar. Arkalarını kollayarak, etraflarına bakarak. Yataklarında bile bir gözü açık uyuyarak yaşadılar. O reis gibi seni dolduranlar bizim ne yaşadığımızı bilmiyorlar. Anne, o adamlar olmasa dün ben kafama sıkacaktım. Zaza beni aleme rezil etti. Yaşar geldi bu evde bacımı tartakladı. Ben hiçbir şey yapamadım. Sen, Memati Polat bizi ezdirmez dedin. Onlar bizi paspas ettiler. Ben artık bu utançla yaşamak istemiyorum. Ya kafama sıkacağım... ...ya Çakır olacağım. Pusat... ...bu yolun dönüşü yok. Sonu da belli. Ya toprak... ...ya dört duvar. Ben senin ikisine de girmene dayanamam. Anne, sen olsan da olmasan da ben bu yola girdim. Sen arkamda durursan ben ne hücreye girerim ne toprağa sığarım. Durmazsan da canın sağ olsun. Annemsin. Ne saygıda kusur ederim... ...ne de bir başkasının sana saygısızlık etmesine müsaade ederim. Senden tek bir şey istiyorum. Baban gibi olacaksın. Baban ne olursa olsun benden hiçbir şey saklamadı. Sen de saklamayacaksın. Mert olacaksın. Mazluma el verecek. Zalimin elini kıracaksın. Bundan sonra Pusat Çakır'ın sözü, Süleyman Çakır'ın sözü, Laz Ziya'nın sözüdür. Eli onların elidir. Thank you.
Buldun mu İzzet denilen feodalin yerini? Başkanım, İzzet'in yerine operasyon yapmışlar. İzzet ortada yok. Yer altına çekilmiş diyorlar. Kim yapmış operasyonu? Tece mi? Kim olduğunu bilmiyoruz başkanım. Ama Tece işi değil. Halkımız yeni yapılanmamıza adapte olabildi mi? O bilince henüz ulaşamadılar başkanım. Tece halkımızı bilinçlendirmemize mani oluyor. Sen feodallerin ağababalarını al, devrim mahkemelerinde yargılansınlar. Bak o zaman nasıl bilinçleniyor herkes. Bu yurtsever kardeşimiz Zulfikar adlı feodalden davacı olmuş. Alın gelin davasını görelim. Emredersin başkanım. Efendim, Türk Emniyeti Polat Alemdar'ı almış. Canını kurtarmak için teslim olmuştur. Efendim, alalım mı oradan? Sorgulamak için girişimde bulunun. Türkler zorluk çıkarırsa o zaman alırız. Anlaşıldı efendim. Konferans arıyorum Şahmiran. Tamam. Konuş. Geçmiş olsun İzzet Ağa. Biz de sizin meselenizi konuşuyorduk. Şahmeran bana örgütün seninle eski koşullarda çalışmak istediğini söyledi. Şahmeran'a deniz havası yaramış. Onun da etkisi var tabii. Ama asıl etken Şahmer'in senin dostun olması. Bizim dostluğumuz birbirimize yetmiyor muydu? Ara sıra dostlukları tazelemek gerekli. Düşmanlıkları da. Polat Alemdar artık senin en büyük düşmanın. Bu durumda bize düşen ortak düşmanımıza karşı güç birliği yapmak. Benim için dostluğun en önemli göstergesi dostlarımın sözlerinde durmasıdır. Bana verdiğiniz sözleri tuttuğunuz müddetçe dostunuzum. Burada verilen sözlerin garantisi benim. Şahmeran'la geçmişi arkanızda bırakıp ticaretinize devam edeceksiniz. Ben de bu bölgede sizin dışınızda kimsenin hiçbir şeyi kaçırmamasını sağlayacağım. Katırlar eskisi gibi rahat gidip gelemiyor. Her yeri havadan izliyorlar. Gördükleri yerde bomba yağdırıyorlar. Sen o eylemin kaçakçılara karşı yapıldığını mı zannediyorsun? O eylem Türk devletine karşı verilmiş bir mesajdı. Sen bölgede bizim istemediğimiz yaraları kaşırsan biz de senin yaralarını kaşırız denildi. Bu işi çözmezsek Amerikalılar başımızı çok ağrıtacak. Söylediklerinizi destekleyecek bir deliliniz var mı? Delilim CIA'nin kendi içinde. Joseph'i öldürenleri ele geçirebilirsem bu olayı çözerim. Amirim, Amerikalılar geldi. Sizi görmek istiyorlar. Hoş geldiniz. Siz suçlulara böyle mi muamele ediyorsunuz? Biz buraya Polat Alemdar'ı sorgulamak için geliyoruz ama anlaşılan o sizi sorguluyor. Yok. Ben seni sorgulayacağım. Ne yapıyorsunuz? Siz aklınızı kaçırmışsınız. Eğer burada bana bir şey olursa burayı sizin başınıza yıkarım, tamam mı? Gelip olay çıkartıyorsun, bir de hesap mı soruyorsun? Sen buraya sorguya gelmedin mi? Ben sana olayı anlatacağım. Ama önce sen bana bir şey anlatacaksın. Siz gerçekten benim ailemi kafanıza göre dokunabileceğinizi mi sandınız? Bunun bedelini size ödettirmeyeceğim mi sandınız? Bir daha benim evime, anneme, babama, karıma, kızıma, sevdiklerime bırak el uzatmayı. Parmağınız değerse kırılmadık tek kemiğinizi bırakmam. Anladın mı? He? Anladın mı? Anladım. Şimdi gelelim Joseph'i kimin öldürdüğüne. (Gülüyor)
Alo. Memati abi, pusata bir haller oldu. Toplamış etrafına kabadayı kılıklı adamları mahvedip oynuyor. Bir şey olmaz. Annen çeker onun kulaklarını. Abi, durum bildiğin gibi değil. Pusat aramızda bir şey olduğunu sanıyor. O ne demek? Nasıl böyle bir şey düşünür? O gün senin evine geldiğinde ayakkabımı görmüş. Yanlış anlamış. Tamam Selvi. Geliyorum, söyle bir yer ayrılmasın. Kimle konuşuyorsun sen? Pusat, ne yapıyorsun? Aklını başına al diyorum. Bundan sonra sözümden çıkmayacaksın. Benden habersiz adım atmayacaksın. Pusat, sandığın gibi değil. Ben o gün başka bir nedenle Memati abinin evindeydim. Ben hiçbir şey sanmıyorum. Sen de hiçbir şey söylemiyorsun. Bu mesele bir daha açılmamak üzere kapandı. Ne oluyor? Anne, Pusat delirmiş. Bir şey söyle. Pusat artık bu evin reisi. Ne diyorsa o olacak. Vurma öyle parmaklarını. Darbuka çalar gibi bir saattir tık tık tık. Aha. Pazarlık uzun sürmüş anlaşılıyor. Baksana. Adamın eli kırılmış. Abi, Polat niye bıraktı ki bunları? Kendince CIA ile pazarlık yapıyor. Hadi çalıştır. Abi, biz niye o zaman takip ediyoruz? Ortalığı karıştırmayın. Bak şimdi. En nefret ettiğim laf. Sen iş gücü olanın böyle konuştuğunu duydun mu? Ortalık karışacak ki biz fermanı alabilelim, değil mi? Kara, hakkında şikayet var. Bizimle geleceksin. Ya gelmezsen? Zeynel, koy onu yerine. Zeynep, sen beni ofiste bekle. Efendim, takip ediliyoruz. Merkezlere baksınlar. Anlaşıldı. Sizi takip eden şahıs Kara. Operasyon için Karaburun istikametine yönelin. Abi, sence Amerikalılar görüşmeyi kabul edecekler mi? Gelecekler Abdurrahim. Emin olmak zorundalar. İçlerine sızanlar istasyon şeflerini öldürdü. Bunu araştırmama lüksleri yok. Memati gelmedi mi hala? Yok abi. Eline fırsat geçti ya. Beni sündürmeden o tripten çıkmaz. Abi, yokluğun en çok beni bitirdi. Kara bir taraftan, Memati abi bir taraftan. Yerime geçmenin bir bedeli var. Katlanacaksın. Abi, sen de mi? Ben senin emrin dışında ne yaptım? Belgeler sağlamda mı? Evet abi. İyi. Şimdilik kalsınlar. Şu Badire'yi bir atlatalım da. Abi, Amerikalılar görüşmeyi kabul ederse nerede görüşeceksin? Nereye derlerse gideceğiz Abdülay.
Kendi derdimizden geçtim. Ferman'ın hayatı söz konusu. Efendim, hastanız yoğun bakımdan çıktı. Görebilirsiniz. Durumu nasıl? Hayati tehlikeyi atlattı. Ama bebeğini kaybettiği için şokta. Kimseyle konuşmuyor. Geçmiş olsun. Ne kadar büyük bir acı yaşadığını biliyorum. Sana bunu yapana bedelini ödeteceğim. Amerikalılara eskisi gibi eyvallah etmiyoruz diye övünüyoruz. Şu hale bak. Ulan zaten adamlar İstanbul'un her yerine üs yapmışlar. Abi takip ediliyoruz. Arkamızda birileri var. Bunlar bizi araya alacaklar. Dikkatli ol. Bak. Şu boşlukta atlayacağım. Sen sakın durma, devam et. Anladın değil mi? Aa, anladım abi. Eyvallah. Eyvallah. Fazla kafanıza takmayın. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Merak etmeyin. Eyvallah.
Allah'ım. Bir dakika Memati Timaş. Geldiğinizi haber verin. Sen kendini yorma. Ben kendim geldiğimi haber veririm. Silahınızı almam lazım. Şimdi bu lafın üstüne benim de senin canını almam lazım ya. Değmez. İndirin silahlarınızı. Senin burada ne işin var? Çakır seni bekleyeyim Emati. Lan siz ne işinizde kafanız böyle bir dünya? Asabımı bozmayın, topunuzu Çakır'ın yanına gömerim. Buyur buradan yak. Gel, iki dakika seninle konuşacağız. Seni dinliyorum. Oğlum ben seni niye böyle yaptığını biliyorum. Ama yanlış yapıyorsun. Zannettiğin gibi değil. Bak Memati. Benim bir şey zannettiğim yok. Ama sana abi dedik diye sen kendini bir şey zannettin. Yerini unuttun. Haddini bil. Seni var eden aileye minnetini böyle mi gösteriyorsun? Nesrin, söylediklerini kulağın duyuyor mu? Ben ne dediğimi iyi biliyorum. Çakır'ın hatırına bu söylediklerinizi size yedirmiyorum. Bu da size son kıyağım. Hatırlatın. Müsaade edersen ağam mamasını yedireyim. Vakti geçince huysuzlanıyor da. Kaç aylık bu? 3 aylık ağam. Niye inek sütü veriyorsun el kadar bebeğe? Niye emzirmiyorsun? Sütüm gelmiyor ağam. Yazık değil mi bu bebeğe? Emzirecek birini bulamadın mı? Başkası emzirsin istemedi ağam. Olmaz öyle şey. Hısım akrabadan birini bulacaksınız. Emzirsin, yazıktır.
Baş üstüne ağam. Ağam yengeyi bulduk. Polat Alemdar'ın hastanesine yatırmışlar. Durumu? Hayati tehlikeyi atlatmış. Ya bebek? Çıkın dışarı. Memati'yi bulun, çok uzattı artık. Tamam abi. Abi Amerikalılardan haber var mı? Arayacaklar Abdüley. Abi biz yanlış yapıyoruz. Şamir'in üstüne gitmemiz lazım. Şamir CIA'yı kullanıyor. Önce bu bağı kesmemiz lazım. Abi ferman için büyük risk alıyoruz. Ya bizim risk almadığımız an mı var? Abi kara geldi. Var mı bir gelişme? CIA'cilerle bir ön görüşme yaptım. Haber bekliyorum. Anlaşıldı. Sizin bir şey yapmaya niyetiniz yok. Sen yap o zaman Kara. Engel olan mı var? İyi. Ama ben yapmaya başlarsam... senin bu adamından başlarım. Başla görelim. Ağanın yanında ötüyorsun ama... Amerikalıların yanında tir tir titriyordun. Kesin! Kardeşim bir yanlış yaptın, bedelini oğlun ödüyor. Bir daha yanlış yaparsan, senden başka kimsenin bedel ödemesine izin vermem. Polat Alemdar, adamının yaptığının mazereti yok. Bunun mazereti var mı? Tamam da, bunlar nereden çıktı? Şamir'in çekmecesinden. Ne Şamir'miş kardeşim? Ne yapacakmış bu resimleri? Bu resimdekiler kim Kara? İşte bunlar Mete'nin işleri. Kuzey Irak'ta peşmergelerle pazarlık yaparken çekilmiş. Ha sen bunun için mi artistlik yapıyordun bana? O kravatlı olan da mı peşmerge? Kim? Bu mu? Bu işte Mirki aşiretinden Yakup. Ama bu sağlam adamdır. Bayağı sağlam gerçekten. Mossad'ın bölgedeki bütün operasyonlarını bu yönetiyor. Yakup. Siz beni mi zarflıyorsunuz be? Ne zarfı ya? Bu adam Şamir. Ne?
değil mi yani? Üstüne bir de Siyonist. Bu bölgede Büyük İsrail'i kurmaya kendini adamış Mossad'ın en önemli adamlarından. Mossad sizi kullanmış, haberiniz yok. Onlarla kaç defa operasyona gittim. Demek bilmeden en büyük düşmanımızı sırtımızda taşımışız. Şimdi söyle bakalım Kara. Seninki gaflet mi? Delalet mi? Hıyanet mi? Gaflet. Ama bu öyle bir gaflet ki... İnan şu an bana, ihanetten daha büyük acı veriyor. Gafletin dönüşü var Kara. İhanetin dönüşü yok. Polat Alemdar Joseph'i öldürmediğini söylüyor. Polat'ı konuşturmak için bayağı zorlanmışsın. Efendim, ben doğru söylediğine inanıyorum. Neden? İstese bizi yok edebilirdi. Sizinle görüşmek istiyor. Görüşmek istiyorsa gelir teslim olur. Efendim, Joseph'i öldürenin içimizden birileri olduğunu söylüyor. Kim olduğunu size söyleyecekmiş. Tece artık silahlı savaşın yanında KCK için psikolojik savaş taktikleri uyguluyor. Halkımızın alternatif yapılanmamıza karşı tereddüt ve korku içerisinde olmamızı istiyor. Devrim için bu konu en az silahlı mücadele kadar önemli. Başkanım, metropollerde halkımızı bu yapıya inandırmak sandığınız kadar kolay değil. Halen halkımızın büyük kısmı TC'nin kurumlarına güveniyor. Zar arkadaş, devrime olan inancını mı yitirdin? Yoksa önderliğimize olan inancını mı? Cemal arkadaş, halkımız gerekli bilince sahip değil. Önce devrim için eğitim sürecini tamamlamamız, buna ilişkin psikolojik savaş ve iletişim stratejilerini oluşturmamız lazım. Zar arkadaş teorik açıdan haklı. Ama pratik bize KCK'nin bir an önce hayata geçirilmesini dayatıyor. Bu nedenle ilk adımı bir an önce atalım ve feodal ajanın yargılamasına başlayalım. Tarafları alın içeri.
Yavaş ulan, yavaş! Aç. Şaşırdın değil mi Zülfikar? Bugüne kadar sırtınızı Tecen'in karanlık odaklarına dayayıp halkımızı sömürdünüz. İlk defa halkına hesap vereceksin. Siz mi benden hesap soracaksınız ha? 40 senedir bu gariban milletin kanını sömürüyorsunuz. Haddini bil. Kiminle konuştuğunu unutma. Ben Yezidlerle anladıkları dilden konuşurum. Ne yapıyorsun? Sen burayı Tece mahkemesi mi zannettin? Biz burada adalet dağıtmak için varız. Söyle emekçi arkadaşım. Bu komprador uşağında şikayetin nedir? Beni yollarda köle gibi çalıştırdı. Gittim hakkımı istedim, elimi kırdırdı. Nankör, Yezid. Diğer şoför arkadaşlar da sinmiş durumdalar. Arkadaşlar, hakkımızı arayalım dedim. Kim bizim hakkımızı savunur ki dediler. Artık halkımızın hakkını arayacak bir oluşum var. Biz her zaman ezilenin, sömürülenin, hak arama mücadelesi içinde olanın yanındayız. Cemal arkadaş, yargılama yapıyoruz burada. Zülfikar, ne diyorsun iddialara karşı? Aklınızca mahkeme kurduğunuzda yargılama mı yapıyorsunuz? Siz kimsiniz lan? Ben bu şarlatanlıkta yer almam. Ne yaparsanız yapın, umurumda değil. Önce saygısızlık etmeyeceksin. Sen kimsin ki ben sana saygı göstereyim? Eşkıyanın adaleti mi olur ki başkalarına dağıtsın? Bunu götürün, saygıyı öğretin. Halkımıza ve önderliğe yaptığı saygısızlığı iyice bir anlatın. Ne zaman adaletimize sığınmaya karar verirse o zaman getirin karşıma. Savcı hanım, kimseyle konuşmuyor. Polis arkadaşlar geldi ifadesini almak için. Ama tek kelime bile etmedi maalesef. Doktor hanım, anlaşılan Polat bu işi ikimize havale etti. Savcı hanım, ben bebeğini kaybetti diye konuşmadığını zannettim. Ama istemediği bir gebelikmiş. Bebeğini kaybettiğini söylediğimizde ilk defa gülümser gibi oldu. Dur yapma! Dur! Dur! Yalvarırım, bırakın öleyim. Ölmesi gereken sen değilsin. Benim bir daha aynı şeyleri yaşamaya gücüm yok. Yok. Bundan sonra sana kimse dokunamayacak. Merak etme. Ne vereyim abi? Varsa bir büyük işe huzur ver. Ben sana her zamankinden vereyim abi. Boşaltın oğlum mekanı. Şu müziği de değiştirin. Karışmayın millete. Çok durmayacağım. Kusura bakmazsan benim çıkmam lazım. İşine baksın.
İnin aşağı şu memati iyice benzetin, aklı başına gelsin. Kimin kapısında ekmek yedin unutmasın. Hadi. Hadi iniyoruz. Abi geliyorlar. O sopa kafanda kırılmadan kaybol. Memati baş, Çakır'ın sana selamı var. Yürüyün gidin, hıncımı sizden almayayım. Çok korktuk. Bence çok korkmalısın. Usta biz ne zamandır kollarımızı sıvamadık. İyi çakal kendini adam zannetmeye başlamış. Biz dedik ki kollarımızı sıvamadan adam olsunlar. Ama olmuyor demek ki. Sen kimin selamını getirmiştin? Pusat'ın abi. Ne diyor bu memati? Anlatırım usta. Bizim dünkü çocuk büyümüş, bu itlerin gazına gelip çakır olmaya karar vermiş. Sen bu çocuğu çok şımarttın memati. Haklısın usta. Efendim. Hayırdır usta? Amerikalılar aradı. Görüşmeye çağırıyorlar. Usta sen de bunları çok şımarttın. Haklısın Memati. Sabri. Bunu mu arıyorsun? Bu saatte sen ne arıyorsun burada? Beyefendiyi kaldır. Onunla görüşeceğim. Saatten haberin yok mu? Bu saatte uyandıramam. Sabri. Beyefendi uyanacak. Ya sen uyandıracaksın ya da ben uyandıracağım. Kalk. Abi hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Cahit. Memati bu yapacaktır beni. Biraz idare edeceksin. Bir şey dediğim yok abi. Mekana baktınız mı? Baktık abi. Sıkıntılı bir yer değil. Beylikdüzü'nde kule restoran. Kule? Hoş geldin. Mete'nin Mossad'la ilişkide olduğundan haberiniz var mıydı? Bu saatte bunun için mi geldin? Hainin saati mi olur? Kim doldurdu seni böyle?
Adamlar bizi çatır çatır kullanmışlar. Mete böyle bir şeyi benden nasıl gizler? Git kendine sor, bana niye soruyorsun? Sizin haberiniz var mıydı? Sen beni sorguya mı çekiyorsun? Beyefendi, ben sorularıma cevap arıyorum. Ben evlatlarımın sorularını cevapsız bırakmam. Ama sen haddini aşıyorsun. Bana hesap sormaya kalkıyorsun. Efendim, Amerikalılar oğlunu almış. Mazur görün. Yoksa kara bu saygısızlığı yapmaz. Benim niye haberim yok Sabri? Kara'nın evladı bizim de evladımız. Sen müsterih ol Kara. Biz daha ölmedik. Alırız oğlunu. Senin için. Bedeli neyse öderiz. Sadece Polat Bey. Silahınızı almam gerekiyor. Joseph, raporlarında sizden çok bahsetmiş. Çok tehlikeli olduğunuzu yazmış. Ama anlaşılan kendi ikazlarını kendi dikkate almamış. Joseph'i öldüren ben olsaydım, ne cesedini bulabilirdiniz, ne de bana dair bir iz bulabilirdiniz. Joseph raporlarında kendinize çok fazla güvendiğinizden de bahsetmiş. Burada olduğuma göre, Joseph en azından bir konuda haklı. Sadece bu kahve için bile Türkiye'den vazgeçemiyorum. Mesele kahve ise kolay. Boşuna Türkiye'de zaman tüketmeyin. Ne kadar isterseniz ben size göndereyim. Türk kahvesi başka bir yerde bu tadı vermiyor. Bana söyledikleri kadarıyla Joseph'in öldürülmesiyle ilgili bana bilgi verecekmiş. Ama karşılığında sizden bir şey isteyeceğim. Burada elimdesin. Neden seninle pazarlık yapayım? Çok iddialı konuşma. Beni elinde zanneden birçok adam şimdi toprak altında. Ferman'ı bırakmanızı istiyorum. Onun serbest kaldığını öğrenince size içinizdeki haini vereceğim. Ferman. Ferman da kim? Efendim, Karan'ın oğlundan bahsediyor. Siz aldınız mı Karan'ın oğlunu? Hayır efendim, herhangi bir operasyon yapmadık. Bir dakika. Bir dakika, sakin.
Bir telefon etmem gerekiyor. Dur bir dur. Hareket etme. Alo. Kara. Sen fermanı Amerikalıların aldığını nereden anladın? Başka kim alacak Polat Alemdar? Amerikalılar almamış. Sen nereden biliyorsun? Thank you.
bırakmanız gerekiyor.